Yayın var. Ama ilk bölüm dediğim gibi İsrail-Filistin hattında geçecek. Şimdi biz pazartesi günü de yapmıştık savaşta bugün neler oldu diye. Ben şöyle bir toparlayayım, anlatayım. Bu bilgiler üzerinden de konuşmaya başlarız. Şimdi bugün cumartesi günü Hamas'ın saldırısıyla başladığını göz önünde bulundurursak her şeyin 5. gün oluyor. Şimdi bugün savaşta 5. gün. Can kaybı 2200'ü geçti. Bunun Gazze kısmı 1055 en az. İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1055 kişi hayatını kaybetti. Filistin'de Gazze'de Sağlık Bakanı yardımcısı açıkladı. İsrail'in saldırılarında vurulanların %60'ı da kadın ve çocuk dedi. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazze abluka altında ki zaten pazartesi günü konuşmuştuk. İsrailli savunma bakanı açıklamıştı hiçbir şey yok artık orada diye. Hakikaten de öyle. Tam abluka uygulayacaklarını söylemişti. Elektrik, yiyecek, yakıt yok demişti. Ve bugün bir enerji santrali var Gazze'de. O da devre dışı kaldı. Neden? Çünkü yakıtı kalmadı. Saat de verilmişti zaten. Saat 14'te bitiyor yakıt demişlerdi. Hakikaten de saat 14'te elektrik santrali kapandı. Tamamen karanlığa gömüldü Gazze. İsrail ordusu sınıra 300 bin yedek güç konuşlandırdı. Bariyerleri de yeniden inşa etti Gazze etrafındaki. Piyade, zırhlı asker, topçu birlikleri hepsi var ama bir de bu 300 bin dediğimiz yedek güçler kim? Şöyle söyleyeyim, İsrail ordusunda görev yapmış 40 yaşın altındaki tüm İsrailliler muaf olmadıkları sürece yedek göreve çağrılabiliyorlar. İşte bu 300 bin kişi de o gruptan. Görev ne peki? Görev çok açık ve net. Bu savaşın sonunda Hamas'ın tehdit oluşturabileceği ya da İsrailli sivilleri öldürebilecek herhangi bir askeri kabiliyeti kalmadığından emin olmak. Bundan emin olana kadar bu savaş devam edecek ve belki de daha çok kişi görevlendirilecek zamanla. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise bir iddiayı gündeme getirdi. Dedi ki, işgalci İsrail Filistinlilere karşı beyaz fosfor kullanıyor. Şimdi fosfor bombası uluslararası yasaklı silahlar arasında 1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi kapsamında daha önceki Zeytun semtlerini fosfor bombasıyla vurmuştu. Ne oldu? Başına hiçbir şey gelmedi İsrail'in tabii. Lübnan'dan İsrail'e füze atıldı. İsrail iki bölgeyi bombaladı. Karşılığında İsrail ordusu Lübnan sınırında 3 askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah saldırısına da yanıt verdi. Lübnan'da iki bölgeyi bombaladı. Ve şimdi burada da Lübnan'dan gelen açıklama önemli. İki nokta bombalanıyor dedi. Bir tanesi topçularla ama diğer bölgeye dedi İsrail fosfor mermisi attı. Şimdi bakın Lübnan'ın da Filistin gibi böyle bir iddiası var. Bugünün belki en önemli gelişmesi Netanyahu ve muhalefet lideri Gantz olağanüstü hal hükümeti kurmak için anlaştılar. Şimdi ne demek bu? Savaş dönemi boyunca, bu savaş sürdüğü sürece savaşın gidişatını ilgilendirmeyen hiçbir yasa tasarısı ve hükümet kararı desteklenmeyecek, gündeme getirilmeyecek ve tüm üst düzey atamalarda otomatik olarak tekrar görüşülmesine ihtiyaç olmadan uzatılacak. Bu çok önemli. Netanyahu'nun içeride işi uzun zamandır zordu. Hem yargı reformu hem hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları. Şu an muhalefette Netanyahu'nun arkasında birleşti. Her istediğini geçirebilecek. Hiçbir muhalefetle karşılaşmayacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden dedi ki Hamas'a karşılık vermek İsrail'in görevi. Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ve Amerika İsrail'in yanında yer alacak dedi yine. Her türlü yardımı ihtiyacı halinde sağlayacağız dedi. Bu da yine önemli açıklamalardan biri. Zaten Amerika'nın özellikle İran'ın tavrını etkileyebilecek açıklamaların adımlarını ayrıca da konuşacağız. Şimdi bir de görüntü var. Şimdi ona bir bakalım. Bu işi nereye götürür? Şimdi Lübnan-İsrail sınırında gerilim yükseldi bugün dedik karşılıklı. Bakın çok sayıda drone'un Lübnan'dan İsrail'e doğru uçtuğu belirtiliyor diye. Bütün bu işaret konulmuş, bakın kırmızı noktalar havadaki insansız hava araçlarını gösteriyor. Bakar mısınız ne kadar büyük bir yoğunluk var? Buradan
Lübnan'dan İsrail'e doğru uçtuğu söyleniyor bu hava araçlarının. Bu acaba bize neyi gösteriyor? Ne öncesi görüyoruz? Bundan sonra ne olacak? Tabii silahlı mı bunlar? SİHA mı, İHA mı? Bunu bilmiyoruz. Yani sadece gözlem amacıyla mı havadalar? Yani nedir? Tabii daha fazla bilgiye muhtaç. Durum böyle. Özetle bugünün gelişmeleri, bugün kayda geçen savaş hattından. Şimdi Türker Bey, önce o zaman şu gördüğümüz manzarayı sorayım. Yani bir taraftan Lübnan ve İsrail karşılıklı bir gerilime başladılar. Şimdi burada Hizbullah işin içine girerse ne olur sorusunu ilk günden beri soruyoruz. Başka bir ölçüye geçecek çünkü mevzu. Havada bu kadar drone var, bir gerilim var. Nasıl okudunuz bu görüntüyü siz? Şu anda görebildiğim kadarıyla İsrail öncelikle mahdut hedefli bir taarruza hazırlanıyor. Yani Gazze şeridine bir kara harekatına hazırlanıyor. Şu anda yine açık kaynaklardan aldığım verilere bakıyorum, yabancı basını da tarıyorum. Havadan, denizden, karadan topçu, roket atarlarla birlikte yumuşatmaya çalışıyor. Çünkü kara harekatı için bir bölgeye girmeden önce direnç noktalarını tesissiz hale getirmek lazım. Tabii bir de hareket serbestisini İsrail'in kısıtlayan başka bir sorun var. Çünkü rehineler var. Rehineleri kalkan olarak kullanmak istiyorlar. Evet. Bir de açıklamalarına bakıyorum ben Hamas'ın. Yani bu taarruz başladıktan sonra tek tek infaz edeceğiz ve bunu yayınlayacağız diyor. Bu tabii İsrail'in biraz elini kolunu bağlıyor. Çünkü o infaz edilen insanların aileleri var. Dünyada aileleri var. İsrail içinde aileleri var. İster istemez bu aileler baskı unsuru bu harekat üzerine. Çünkü ailelerin bu sefer tepkisi İsrail hükümetinin Netanyahu'nun üzerine gelişeceği için öncelikle yumuşatma. Tabii istihbaratı da çalıştırıyorlar şu anda. Yani nerelere saklamış olabilirler, muhtemel saklanma yerleri nelerdir diye bir kere şunu da bilelim. Şu anda Gazze nüfusunun içinde yaklaşık 2 milyon. Çünkü bu nüfusun yaklaşık yine 20 bini her gün çalışmak için İsrail'in içine girip çıkıyordu zaten. Tabii. Şimdi o 20 binin içinde de İsrail'in casusları var. Şu anda içeriden bilgi almaya, çünkü daha sakin hareket etmek zorunda. İçeriden bilginin, özellikle hani human intelligence dediğimiz, yani insan istihbaratı konusu daha yumuşak olduğu için biraz zamana yaymak lazım. Sanıyorum bunun için bekliyorlar. Şimdi bu alternatif birinci plan, mahdut hedefli ama orta ve genişletilmiş hedefli bir operasyon da düşünülebilir. Bakıyorum Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filosu, uçak gemisi grubu, USS Ford, Gerald Ford Doğu Akdeniz'e geldi, hareketlendi. Ve aynı zamanda harekatın büyüyebileceği, daha geniş kapsamlı olabileceği alternatifi düşünülerek nereden? Florida'dan Eisenhower 2. uçak gemisi grubu intikale geçti. Körfez'e bakıyorum. Körfez'de hareketlenme var. Körfez'de çünkü orada biliyorsunuz 5. filo var. Orada da bir hareketlilik var. Bu neyi gösteriyor? Yani bu harekatın Lübnan'a, Suriye'ye ve en tehlikeli olanı da İran'a bir müdahale. Yani şimdi sonunda böyle bir müdahalenin kararını siyasi otorite verecek. Ama asker, siyasi otorite böyle bir karar vermeden böyle bir kararı verebilir, böyle bir emir alabilirim diye buna yönelik konuşlanır. Buna yönelik ne bileyim gerçekten böyle bir operasyon.